Kimi köyde, kimi şehirde büyür. Şartlara göre şekillenir hayat. Başarı da insanın azmiyle sonuç verir. Böyle bir azmin, başarının öyküsünü yazdı Tijenpar. Yaşadı, Yeşilçam yollarına girdi, oradan devam ederek gençlere yol oldu. Edirne, bir Yeşilçam yıldızının doğduğu şehir oldu. Yıl 1936, aylardan Kasım 16. Süvari subay bir baba ve öğretmen bir annenin kız çocuğu olarak gözlerini Edirne'de açtı. Ailesinde hiç sanatçı yoktu. Çocukluğu Trakya'da, köylerde geçmişti. Hatta okumayı evde öğrendiğini anlatır Tijenpar. Baba mesleği dolayısıyla şehir değişikliği yapmışlardır. İlkokulu Lüleburgaz'da başlar fakat tam bitirmeden Doğu Beyazıt'a gelirler. Sınavlara girmek için at arabasıyla Iğdır'a gelip giderdi ve orada bitirir. Tek kız öğrenci olarak başarılı bir şekilde bitirir. Ortaokuluysa Ankara'da tamamlar. Tiyatro kazanmak istediğini söyler ve üniversiteyi yine aynı şehirde devam ederek Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü kazanır. 1958 yılındaysa başarılı bir şekilde mezun olur. İlk aldığı rol ise Haldun Taner'in Dışarıdakiler adlı oyunu olmuştur. Burada Aynur karakteriyle karşımıza çıktı. Böylece devlet tiyatrolarında çalışmaya başlamasının adımlarını atmış oldu. Dario Fo'nun Kadınlardan Konuşalım oyununu yönetme işini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. İstanbul'a taşınmaya karar vererek 1960 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılır ve yola koyulur. Artık o da İstanbul'a gelmiştir. 1962 ve 1970 yılları arasında Ayşecik Ateş Parçası, Karacaoğlan, İnce Cumali gibi filmlerde rol aldı. Yıl 1967 iken şehir tiyatrosuna adım atar ve orada çalışmaya başlar. Bu süre zarfında kendini geliştirmeye ve bizlerin gönlüne girmeye devam etti. Seslendirmelerde bulunarak kendisini unutturmama yolunda ilerlemeye devam etti. Bunlardan bazıları Seni Sevmeyen Ölsün sinema filminde Leyla Somer, Hasretinle Yaşanmıyor filminde Gülden Karaböcek ve daha birçok yerli ve yabancı seslendirmeleri bulunuyor. Özellikle Türk sinema dünyasında yıldızı parlak, oyunculuğuyla hayran kaldığımız Türkan Şoray, Meral Zeren, Necla Nazır gibi isimlerin filmlerinde sesleri oldu. 1982 yılına gelindiğinde şehir tiyatrosundan da ayrılır. 1990 yılları biterken ayrıca yeni bir yola daha koyulur. Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yoluna devam etti. Hani bir sahnesi vardı. Nurhan Devres'in yazdığı ve yönetmen koltuğuna Aydın Bulut'un oturduğu Savcının Karısı dizisi bir dönem hafızalara kazındı. Tam da orada karşımıza Cahide rolüyle çıktı. Oynadığı bir sahnede sözleri hala kulaklarımızda. Bir oğlum deyişi vardı, yüreklerimizde hissederdik. Babaanne olmuştu. Çok da yakışmıştı rolü. Bence seviyordu. Evet, zaman içinde aşkları imkansızlaştıkça daha çok sevdi. Ama artık ona güvenip de sırtını dönmeyeceğini çok iyi biliyordu. Savaş Yorgunu, Ballar Balını Buldum, Mariana Pieda, Battal Gazi ve daha birçok tiyatro oyunlarında Yaz Evi, Yangın Ayşe, Kurt Seyit ve Şura gibi birçok dizilerde de yer aldı. En sevdiği rollerden biri ise Başar Sabuncu ile çalıştığı Nazım Hikmet'in Ferhat'la Şirin'deki Banu rolünün olduğunu söyler. En sevdiği yazarların en sevdiği oyunlarını oynamıştır. Sevdiği işi yapmıştır. Bu yüzdendir ki rollerini çok güzel hissettirmiştir. 2015 yılında asaletiyle sahneye çıktığı o gün, hafızalarımızdan silinmeyecek bir gün olmayı başarmıştı. Teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni düşünen, bu ödüle layık gören dostlara çok teşekkür ederim. Ayrıca bu ödülü almanın benim için çok özel bir anlamı var. Yıldırım Önal'ı çok iyi tanıyan biri olarak biz yıllar önce Ankara Devlet Konservatuarı'na girdiğimiz zaman, o zaman tek konservatuar vardı Türkiye'de. Yıldırım Önal, Kerim Avşar, Müşfik Kenter abilerimizdi. Onlar son sınıfta okuyorlardı. Bizi çalıştırırlardı, sınava hazırlarlardı. Sonra ben mezun olduktan sonra ilk oyunda Yıldırım Önal'la birlikte olmak şansına sahip oldum. Sonra biz Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki yıllar içinde 3 oyunda birlikte oynadık. Hatta İstanbul'a göçmeden önce oynadığımız son oyunda yine Yıldırım Önal'la birlikteydik. Saygıyla, rahmetle anıyorum kendisini dedikten sonra konuşmasını şu sözlerle bitirerek gönüllerimize tat kurmaya devam etti. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Atatürk'ün dediği gibi, yurtta ve dünyada barış dileğiyle. Gönlümüze girdi Tijenpar. Sözleriyle, azmiyle, başarılarıyla tanıdık. İyi ki de tanıdık.
Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.